Telekom'un CEO'su sudan ucuz bizim tarifelerimizde de. Galiba o şey, o hangi suyu içtiğini bilmiyor. Gelsin de ben ona su vereyim. 200 liraya sevgili kızım, 20 lira. Sevgili genç kardeşlerim, 20 lira veriyordum, 200 lira veriyorum, beni bağışlayın. Emekli öğretmenim ve engelliyim. Ve ben 200 lira ödüyorum. Halkı düşünmemize bilmiyorum. Halk ne ödüyor, ne düşüneceğiz? Evet. Yazık. Bu ülke bu insanları hak etmiyor. Ekonomik olarak normal bir artış. Paranın artmasıyla, yani resesyona geldi biliyorsunuz ülkemiz son dönemde. Bu resesyonla birlikte artış normal. Ha, artışın miktarı çok fazla mı? Çok fazla, evet, ama bir artış olması zaten bekleniyordu. Her şeye zam, her şeye zam. Çok zam kızım. Yetişemiyoruz. Neredeyse telefonları kapatacağız artık. Her ay bu kadar zam mı olur ya? Biraz insafa gelsinler. Fazla. Artık yetişemiyor hiç kimse. Onun için yani ne yapabiliriz ki? Bu kadar zam olursa yani millet aç gezecek artık. Faturanızda nasıl bir artış oldu? %30 diyebilirim. Bu yüzden iletişim harcamalarınızı kısmayı düşünüyor musunuz? Hayır. Yani aramamak, çalıp kapat gibi. Hayır, kesinlikle öyle bir şeyim yok benim. Direkt ararım yani. Karşıdan da aranmak isterim. Öyle yok yani, ne yapabilirim ki? Çaldır kapat yani, saçma geliyor bana. Çok farklı, zamlı yani, her şeyden önce yani emekli maaşından fazla yani baktığın zaman şu anda. Çok pahalı ücreti yaptı. Neden diyeceksiniz? 550 lira faturasını yaptı. Ben o bir tarafa geçtim. O 280 lira mı, 260 lira mı ne? Bu kadar. Fazla bir detaylara girmek istemiyorum yani. Ufak bir detay yani. Bu zamlar seni etkiliyor mu abi? Hem de felaket. Yani felaket ama yine biz Allah'ımıza şükrediyoruz. Birini ararken şüphe ediyor musun? Acaba aramasam mı? Dakika gitmesem mi falan? Kimseyi aramıyorum. Hiç kimseyi aramıyorum. Onlar da beni aramıyor. Attım Türkcell'de. 150 lira falan ödüyordum. Yükseldi 500'e geldi. Şu anda değiştirdim. Vodafone'a geçtim. 220 lira civarı falan ödüyorum. Peki iletişimde bir kısıtlamaya girdiniz mi yani? Tabii. Daha az konuşuyoruz. Vodafone'da gerçi Turkcell gibi tam çekmiyor her yerde ama yine de yapacak bir şey yok. Daha az konuşuyoruz tabii haliyle. Faturalar çok yüksek. İnternet çok pahalı. İletişim eskisi gibi değil yani. Her şeyde. Onda da tasarruf yapıyoruz her şeyde olduğu gibi. Faiz zamlar zaten memlekette birçok vatandaşın üzüldüğü ve hayretle izlediği bir nokta. Aslında şaşırmıyoruz çünkü keyfi bir hükümet politikası sonucu özelleştirilen alanlardaki bu sektörlerdeki kişilerin kendi inisiyatiflerine bağlı bir süreç işletiliyor. Dolayısıyla itibardan tasarruf etmeyenler faturayı halka yansıtıyorlar. Kullanıyorum telefonuma, yemin ederim faturam geldi, onu bile ödeyemiyorum abla yani. Şu anda çok mahcubuz yani, ben anlayamadım böyle işleri, böyle giderse çok mağduruz yani biz. Ne olacak şu anda bilmiyorum. Faturalara gelen zamlar çok yani abla, biz ödeyemeyecek gibiyiz. Şu anda bir tane faturam var, yemin ediyorum ödeyemiyorum abla.